sevgili arkadaşlar, yazım kurallarında en önemli başlıklarımızdan belki de birincisi büyük harflerin kullanımına geldik. Hem önemi sınavdaki soru sayısıyla hem de arkadaşlar içerisinde alt başlıkları, uyarılarıyla neredeyse 40'ı bulan maddeleriyle bizim karşımızda duracak. Ne yapacağız? ÖSYM'nin geçmiş yıldaki sorduğu soruları da her zaman referans alarak büyük harflerin kullanımında belirli özelliklere çok dikkat edeceğiz. Evet, biz özel adları kesinlikle büyük harfle başlatmalıyız. Kişinin adı, soyadı, onun unvanı, değil mi? Rütbesi, ona verilen lakaplar, dil adları, din adları, mezhep adları, devlet adları, yaşadığı coğrafya, ülkesi, sokağı, caddesi. Ne yapıyoruz? Bunları hep büyük harfle başlatıyoruz. Bunlar zaten hepimizin bildiği özellikler. Ancak bizim bilmediğimiz ya da arkadaşlar yaygın bir şekilde yanlış bilinen ifadeleri ÖSYM ne yapıyor? Mutlaka sınıyor. Yazım kuralları bölümünün en başında size özellikle 2020'de ve 2021'de nasıl sorular gelmiş bunları göstermiştim, hatırlayacaksınız. Ne yapıyor ÖSYM arkadaşlar? Ramazan bayramında bayramın B'sinin büyük harfle yazılacağını sınatabiliyor. Eser adlarının büyük harfle yazılıp yazılamayacağını bilip bilmediğimizi sorgulayabiliyor. Kurum kuruluş adlarında geçen bağlaçların küçük harfle mi büyük harfle mi başlayacağını, dünya, gezegen, değil mi, yıldız adlarının arkadaşlar nasıl yazılacağına dair sorular sorabiliyor. Yani o kadar çok madde var ki burada, hani ÖSYM'nin elini çarptığı yerden bir soru soracağı özellikler göreceksiniz. O yüzden vakit kaybetmeyeceğiz. Büyük harflerin kullanımına başlayacağız. Birinci maddesi. Büyük harflerin kullanımında diyor ki arkadaşlar, evet hepimizin bildiği özellik cümle, değil mi arkadaşlar, büyük harfle başlar. Hani cümleyi küçük harfle başlatan herhalde yoktur aranızda. TDK'nin birinci maddesi de hepimizin bildiği özellik. Bir atasözü, ak akçe kara gün içindir, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir, değil mi? Atatürk'ümüzün bir söylediği cümle. Şimdi diyor ki evet, biz bunları zaten günlük hayatta çok rahat yapıyoruz. Hepimizin de bu şekilde cümleleri büyük harfle başlattığını biliyoruz. Ancak bakın, bundan sonra vereceğim özelliklere çok dikkat edeceksiniz ki şu A maddesinin içinde bazı durumlar var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ha, yazım sorusu olarak geldi mi? Hiç gelmedi. Ama noktalama işaretleri ve yazım kuralları iç içe geçtiği için size çok güzel aslında ne yapacak? Bir ön bilgi verecek. Nasıl yazmanız gerektiğini, hangi noktalama işaretinin olduğu yerde nasıl davranmanız gerektiğine dair sizi biraz yönlendirecek. Bu anlamda buraya dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bakın diyor ki, cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar. Tırnak içine ya da yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonuna bu cümlenin noktalama işareti neyse o noktalama işaretini, uygun olan noktalama işaretini cümlenin ayracın ya da tırnağın içine koyarsınız, tırnağı ya da ayracı kapatırsınız. Bizim zaten kuralımız cümle büyük harfle başlardı. Evet, o zaman senin cümlen tırnak içinde de bir cümle içerse, ayraç içinde de bir cümle içerse o cümlede nasıl yazılacak? Büyük harfle başlayacak diyor. Bakın, Atatürk, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Şimdi özelisiyle başladım, Atatürk'ün ası büyük harfle başlayacak. Cümle, evet, cümlenin içinde bir cümle daha var. Tırnak içinde yazdığı için biz burada ne var diyeceğiz arkadaşlar? Bir alıntı, doğrudan aktarma, doğrudan alıntı yapmış, değil mi? Ve diyorum ki bu cümle olduğu için alıntı büyük harfle başlıyorum. Cümledeki noktalama işareti neyse, nokta mı, ünlem mi, soru işareti mi, ne? Bunu da arkadaşlar uygun olan işareti koyuyorsunuz. Tırnağı öyle kapatıyorsunuz. Bakın biz bunu tırnak işareti konusunda bir daha göreceğiz noktalama işaretlerinde. Ama burada da TDK'nin kendi kuralıdır diyoruz gördüğünüz gibi. İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri, dikkat, iki çizgi arasındaki açıklama cümleleri, ara söz, ara cümle, hatırlayın bunu konuştuk sizinle. Bunlar nasıl başlıyor arkadaşlar? Küçük harfle başlıyor. Bunları asla büyük harfle başlatmıyoruz. Dikkat. Bir zamanlar, bu zamanlar çok da uzak değildir. Bundan 10-12 yıl önce. Bakın şu iki kısa çizgi arasını aldığı şurası arkadaşlar bizim aslında, biz bunu konuştuk sizinle cümlede,
cümlenin ögeleri konusunda hatırlayın lütfen. Biz buraya ara cümle demiştik ve dedik ki ara cümleler iki virgül, iki kısa çizgi arasında gösterilir ve asla büyük harfle başlamaz dedik. İşte bunu veriyor gördüğünüz gibi. Bu sefer de onları her zamanki yerlerinde bulmak ihtimaliyle farkında olmadan aramıştım. Şimdi ne yapıyor? Ara söz, ara cümle, iki kısa çizgi, iki virgül arasında verilebiliyordu ve ara sözler, ara cümleler asla ve asla arkadaşlar büyük harfle başlamıyordu, küçük harfle başlıyordu. İşte size bunu söylüyor. Ha, nerede ben cümle içinde geçen başka bir cümleyi büyük harfle başlatıyormuşum? Ya tırnak için alacak ya da parantez için alacak, tamam mı? Kuralı budur diye veriyor TDK gördüğünüz gibi. Bir diğer uyarı arkadaşlar, bu da çok önemlidir, buna çok dikkat edin. İki noktadan sonra gelen cümleler, dikkat. İki nokta işaretini koydunuz, bir şeyi açıklayacaksınız. Cümle başı yaptığınız için zaten mecbur büyük harfle başlıyorsunuz arkadaşlar. Büyük harfle başlatıyorsunuz, sonra cümlenizin noktalama işareti neyse onu koyup bitiriyorsunuz. Açıklama değerinde oluyor genelde bu ifadeler. Cümle büyük harfle başlıyor, iki noktadan sonra geldiğinde. Bakın, menfaat sandalyeye benzer. Açıklayacak şimdi bana arkadaşlar. Menfaat sandalyeye benzer sözünü açıklayacak. İki nokta üst üste koydu. Niye büyük harfle başlıyor? İki noktadan sonra geldiği için değil. Cümle olduğu için gelen ifade, o yüzden büyük harfle başlıyor. Bakın, başında taşırsan seni küçültür. Ayağının altına alırsan yükseltir. Ne yaptı? Bir açıklama yaptı. Açıklama cümle değerinde, cümle olduğu için daha doğrusu büyük harfle başlıyorsunuz. Ancak iki noktadan sonra eğer cümle değil de sıralama, örnek veriyorsanız arkadaşlar, o zaman küçük harfle başlıyorsunuz. Hani bir şeyi örneklendireceksiniz, arda arda sıralayacaksınız. Özel isim değil, cins isim, baktığınız cümle değil, nasıl yazacaksınız o zaman? Küçük harfle başlatacaksınız diyor. Bunları yine noktalama işaretleri de konuşacağız. Ama burada TDK'nin bu kuralları vermesi son derece önemli arkadaşlar. İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan, bak olmayan örnekler, bunlar büyük harfle başlamıyor. Yani küçük harfle başlıyor. Bu eksikliği siz de çok evde görmüşsünüzdür. Bu eksikliği. Neymiş bu eksiklik? Bak bana örnek verecek. İki nokta koydu. Küçük harfle başlıyor, dikkat edin arkadaşlar. Özel isim değil çünkü. Cümle değil çünkü. Duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler, daha neler neler anlamında üç noktayı koydu. Örnekleri sıralıyor dikkat ederseniz. Örnekler cins isim, özel isim değil. O yüzden ne yapıyoruz gördüğünüz gibi? Küçük harfle başlatıyoruz sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Bizim için önemli özelliktir. Şunu da bilin, hani testlerde falan görürsünüz, gerçek bir sınavda ÖSYM bugüne kadar sınamadı bu bilgi ama yine testlerde görürseniz ne oluyor demeyin. Rakamla başlayan cümlelerde, rakamla başlayabilirdim, 1998 yılında tanıştım onunla dersiniz. Ya da işte ne dersiniz, 28 sayfa okudum bugün der, 28'i cümlenin başına rakamla yazar. Ne yapacağız? Sayıdan sonra gelen, sayıdan, rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse, yani özel adsa zaten Allah'ın emri, özel ad değilse küçük harfle başlıyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu hep böyledir zaten. Cümle içinde zaten küçük harfle devam edersiniz ama cümlenin başına bir sayı geliyorsa, rakam geliyorsa ondan sonraki gelen ilk kelimeyi küçük harfle devam ediyorsunuz. Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümle, dikkat, tırnak içinde ya da işte hani özel olarak belirtmek istiyorsunuz, vurgulamak istiyorsunuz, örnekle başlatıyorsunuz tırnak içinde. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Örnekler aslında cins isim değil mi baktığınızda, ama yine de diyor ki büyük harfle başlayacak. Çünkü cümle başı gibi düşün bunu diyor. Banka, bütçe, devlet, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye gibi yüzlerce kelime, bakın örnekle başlamış, cins isim, özel ad da değil ama yine de büyük başlatıyorum. Kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur diyor. Bir alıntı yapmış bir yerde de, ama önemli olan şu. Şu örnekleri özellikle vurgulamak için tırnak içinde veriyor. Ama
özel isim olmamasına rağmen bankanın B'sini büyük başlatıyor. Niye? Çünkü örnek de olsa cümle başı yapıyorsun. Sen büyük harfle başlayacaksın diyor bana. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani girişte cümle büyük harfle başlar. Evet biliyoruz ama başka durumlarda da cümleler olduğunda nasıl başlıyoruz? İki noktadan sonra gelirse, sayıdan sonra bir kelime gelirse ne yapıyoruz? Bunlara dair bilgiler veriyor TDK. İkinci madde olarak, B maddesi olarak da der ki dizeler büyük harfle başlar. Evet. Türkçe'de arkadaşlar dizeler evet büyük harfle başlıyor gördüğünüz gibi. Ancak serbest şehirde, değil mi? Günümüzde de artık görüyoruz. Büyük harfle başlaması gibi bir zorunluluğu yok dizelerin. O yüzden bu klasik şiirde, klasik metinlerde evet dizeler büyük harfle başlıyor. Yahya Kemal'in şurada bir parantez olacak. Alıntısı, bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik diyor, çok severim. Ne yapıyor gördüğünüz gibi? Dizeleri büyük harfle başlatıyor. Ama günümüzde de şiirler küçük harfle başlayabiliyor. O yüzden hani soru olarak gelmez, bilgi olarak da illa böyle olacak diye bir genel kural yok. Haberiniz olsun, tamam mı? Ve işte asıl bizim kural olarak bileceğimiz ana başlığımız büyük harflerin kullanımında işte şu C maddesi arkadaşlar. Biz şimdi bu C maddesi üzerinde sizinle yarım saat, bir saat, belki de 1,5 saat konuşacağız. Kural çok, özellik çok önemli ve uyarılar var. Uyarılar bile önemli. Çünkü her yerden soru sormaya müsait özellik fışkıracak göreceksiniz. Örneği de önemli, kuralı da önemli olunca cidden böyle dikkatle dinlememiz gereken bir bölüme başlıyoruz. Hani varsa bir çayınız, kahveniz gidin alın. Videoyu burada bir durdurun. Sanki yeni başlıyormuşuz gibi bir başlayın sonra tekrar oynatın videoyu ama asıl önemli noktaya başlıyoruz arkadaşlar. Özel adlar büyük harfle başlar. Evet. Bütün özel adlar büyük harfle başlar. Kişinin adı olsun, soyadı olsun, hayvan adı olsun, devlet adı olsun, din adı, dil adı, lehçe adı, değil mi? Devletin adı hiç fark etmiyor. Bunların hepsi büyük harfle başlıyor. Şimdi başlıyorum tek tek, tane tane gideceğiz. Acelemiz yok. Siz ki arkadaşlar yazım kurallarını, hele ki şuradaki özellikleri, bu bölümü özellikle sınava kadar bir iki kere daha izlemeniz gerekecek. Ya kural çok olduğu için hani öğrenci unutabiliyor, haklısınız. Soru çözerken de bütün kuralların bir bitmesini beklemeniz gerekiyor ki karma geliyor sorular. Dolayısıyla bunlar bitene kadar da bir 10 tane falan video izlemen gerekiyor yazım kurallarından. Gerçekten arttırıyoruz artık sayıları biliyorsunuz. Çünkü her şey önemli bizim için. Ne yapacağız? O yüzden sınava kadar bir kere daha İki kere daha dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz zaten bizlere. Ya hocam çok uzun ama ne yapalım bir soru. Bir soru seni hayallerine değil mi ulaştıracak? O yüzden asla küçümsemeyeceğiz. Konu çok aman ben bunu yapmayayım demeyeceğiz. Size getirisi çok fazla olan bir konudur. Dikkatle dinliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Mantığını anlarsanız çok rahat. Evet kişi adları soyadları büyük harfli. Biliyoruz arkadaşlar bakın Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü'yü verdim geçtim. T'deki bir sürü isim veriyor. Gerek yok kendi adınızdan soyadınızdan biliyorsunuz. Öznur Saat Yıldırım ilk harflerimi büyük yazacağım geçeceğim. Net kural bu. Takma adlar dikkat. Takma adlar, lakaplar, değil mi? Sahne adları. İşte bir yere eser bir kitaba, bir dergiye yazı yazıyorsa kullandığı mahlas. Nasıl yazılıyor bunlar da? Büyük harfle başlıyor. Bakın arkadaşlar Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman'ın şiir yazarken kullandığı mahlası. Değil mi arkadaşlar? Muhibbi şeyden falan bilirsiniz yani. Neydi o dizinin adı? Berk sen bilirsin. Ben de Berk'e soruyorum. Muhteşem Yüzyıl değil mi? Orada ne yapıyordu Hürrem'e? Hürremciğimize bol bol şiirler yazıyordu, döktürüyordu böyle. Bebeğim falan diyordu. İşte orada bebeğim falan derken Muhibbi mahlasıyla nickname'i bir anlamda kullanıcı adı bizim için takma doluyor. Demirtaş, Ziya Gökalp'in o dönemde dergilerde yazdığı yazılarda kullandığı takma adı, kendi adını kullanmıyormuş. O yüzden Demirtaş'ı kullanıyordu. Ömer Seyfettin neyi kullanıyordu yine arkadaşlar? Tarhan dediğimiz takma adını kullanıyordu. Tamam mı? Evet bunlardan hani çok testlerde falan görürsünüz. Gerçek bir sınavda ÖSYM kullanmaz. Ancak şu maddeye dikkat edeceğiz. Buna özellikle gereken önemi verelim, gereken ilgiyi buraya gösterelim. Diyor ki kişi adlarından önce ve sonra gelen, dikkat, önce de sonra da olabilir, hiç önemli değil. Unvanlar, unvan, ünvan değil. Unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve
Lakaplar arkadaşlar nasıl başlar? Büyük harfle başlar. Adın önüne de olabilir, sonunda olabilir, fark etmez. Yani ha Çavuş Ahmet demişsin, ha Ahmet Çavuş demişsin, fark etmez diyor. Büyük harfle yazacaksın diyor, tamam mı? Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, nasıl yazacağım C'yi? Büyük yazacağım. Kaymakam Erol Bey, hem kaymakamı hem B'yi büyük harfle başlatacağım. Saygı ve unvan. Doktor Alaaddin Yavaşça, unvan, meslek değil mi arkadaşlar? Kısaltma da olsa büyük harfle başlayacağım. Sayın Profesör Doktor Hasan Eren, saygı bildiriyor, meslek bildiriyor. Ne yapıyorum? Bunları da büyük harfle yazıyorum. Mustafa Efendi, bak nasıl yazacağım efendinin H'sini? Büyük yazacağım. Zeynep Hanım, hanımın H'sini büyük yazacağım. Yüzbaşı Cengiz Topel, yüzbaşının Y'sini büyük yazacağım. Mimar Sinan, mimarın M'sini büyük yazacağım arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunlar bizim için önemli bir kuraldır. Diyor ki arkadaşlar, siz eğer cümle içinde, burası önemli, cümle içinde özel adın, bakın çıkmış sınav sorusu, haberiniz olsun. 2021 hatta değil mi? 2021 KPSS'de seçeneklere verdi ÖSYM ve çoğu kişi düştü, atladı. Ondan önceki yıllarda bir daha sordu KPSS'de. Gerçekten bir daha hani 2021'de lisansa sordu, 22'de ön lisansa orta öğretime sorar ya da TYT'ye sorar. Hiç affetmez, önemli bir madde. Özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri de büyük harfle başlar. Yani illa diyor adamın unvanıyla birlikte adını soyadını söylemene gerek yok diyor. Eğer özel adın yerine kullanılan makam kelimesi, unvan kelimesi bir kişiyi kastedecek şekilde cümlede kullanılıyorsa o zaman bu makam bildiren, unvan bildiren kelimeyi sadece büyük harfle yazabilirsin diyor. Uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti. Bak valinin V'sini büyük yazabiliyor bu kurala göre. İlla sana şöyle demesine gerek yok diyor. Uzak doğudan gelen heyeti vali Berk. Berk soyadın ne? Ne? Terlemez. Berk Terlemez kabul etti. Bak seni vali yaptım. Ne yapıyorsun diyor. Böyle yazarken zaten valide hani büyük yazacaksın. Bir önceki kuralda böyle diyordu zaten. Ama diyor hani illa Berk Terlemez demene gerek yok. Zaten belli diyor hani bir özel adın yerine geçiyor. O zaman bunu büyük harfle başlatabilirsin diyor. Açılış konuşmasını rektör Ahmet Murat Er Yılmaz yaptı. İşte açılış konuşmasını rektör yaptı. Geç, anlıyorum ben zaten, özel adın yerine kullandın sen bunu hayatım diyor bana. Törende başkanın adına bir plaket, bir şey plaket ne ya, plaket verildi diyeceksin. İşte başkan bilmem ne bilmem ne demene gerek yok diyor. Zaten cümleden anlaşılıyor, o yüzden ezber yapmadan cümledeki bağlama anlamı düşünerek özel adın yerine kullanıldığında büyük harfle başlatabiliyormuşum. Ancak dikkat. Bu ülkede vali atamalarını kim yapar diye bir cümle versem size, değil mi? Normal cümleyi yazdım, soru işaretinde koydum. Orada ne yapacağız arkadaşlar? Orada valinin V'sini nasıl yazacağız? Küçük yazacağız. Çünkü genelliyorsunuz. Artık orada bir özel adı kastetmiyor, birini kastetmiyor. Genel olarak vali atamalarından bahsediyorsunuz. Bu ülkede vali atamalarını Cumhurbaşkanı yapar. Yine valinin V'si küçük. Cumhurbaşkanının C'si büyük. Tamam mı arkadaşlar? Ya da arkadaşlar ülkede rektör seçimleri yapılmıyor dedi mesela. Rektörün R'sini nasıl yazacağız? Küçük. Genelliyorsun çünkü değil mi? Bir kişiyi kastetmiyor. Ama okulun açılışında rektör de konuşma yaptı deseydi. Bir rektör belli değil mi? Yani Allah'ın rektörü değil orada. Herhangi bir kişiden bahsetmiyorsunuz. Özel bir kişiden, rektörden bahsediyorsunuz. O zaman büyük harfle yazmanız gerekiyor. Çok uzatmayalım. Mantığı aynı. İster vali olsun, ister rektör olsun, ister kaymakam, ister başkan desin. Bir kişinin yerine, özel adın yerine kullanılıyorsa büyük harfle başlatıyoruz. Şimdi biz akrabalık bildiren kelimeleri nasıl yazacağız? Bu da arkadaşlar karşımıza soru olarak çok geliyor. Testlerde, denemelerde, sınavda falan soruyorsa yine de. Akrabalık bildiren kelimeler diyor ki TDK küçük harfle başlatılır. İşte Ayşe teyze, Hamdi amca, işte Nihat dede değil mi derken, Sevil abla derken bunları nasıl yazacağız? Küçük harfle başlatacağız. Niye? Çünkü özel ad değil onlar diyor. Dikkat edin, önce şu önemli uyarıdan bahsedeyim size.
Akrabalık bildiren bu kelimeleri küçük harfle başlatacaksınız diyor. Biraz ters olmuş. İşte Tülay ablama gittim. Ayşe teyzemin keki çok güzel. Dün gece Nihat amcamda kaldım falan derken bu akrabalık bildiren kelimeler cins isim küçük harfle yaz. Akrabana saygı duyma diyor bana. Ancak bu akrabalık bildiren kelime dikkat. Akrabalık bildiren kelime bir kişinin lakabı, unvanı ise işte Dede Korkut, Nene Hatun, Gül Baba, Susuz Baba değil mi? Güzin Abla, Fatma Bacı, bak Dayı Kemal, Baba Gündüz ise arkadaşlar Ramiz Dayı, Müslüm Baba ise ne yapıyoruz onları? Büyük harfle başlatıyoruz diyor. Ha sana sınavda Ramiz Dayı mı soracak? Hayır tabii ki. Sana sorarsa Dayı Kemal'i sorar, Fatma Bacı'yı sorar, Baba Gündüz'ü sorar. Daha tarihi karakterleri sorar. Hani işi gücü yok sana Müslüm Baba'yı falan sormaz, bekleme yani. Testlerde sorabiliriz. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bu özelliği ölçeriz. Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla şiirinin mesela bahsederiz. Burada veririz ama hani ölse mesela Ramiz dayıyı, Müslüm babayı, Güzin ablayı sormaz arkadaşlar. Merak etmeyin tamam mı? Ama şuraları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Evet saygı bildiren bir diğer önemli ifademiz. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makamlar, mevkiler, unvanlar da büyük harfle başlar. İşte sayın rektör, sayın bakan, sayın başkan, saygıdeğer cumhurbaşkanımız diyorsunuz, büyük harfle başlatıyorsunuz. Bunlar net. Hayvanlara verilen özel adlar da büyük harfle başlar. Kesinlikle onlar da bir canlı, onlar da özel bir varlık. Bir adı var onun da değil mi? Onları da biricikleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Onları da büyük harfle başlatıyoruz arkadaşlar. Fıncık diyecektim. Boncuk, fındık, minnoş, tekir değil mi? Bunlar artık eskidi biliyorsunuz daha tiki hayvan adlarımız var bizim ama hiç önemli değil. Hayvanlara verilen tüm özel adlar büyük harfle başlar. Millet, boy, oymak adları da arkadaşlar büyük harfle başlar. Önemli. Ne yapıyoruz? Türk, Alman, Japon, Rus, Kazak, Kırgız, Oğuz mesela değil mi? Bunları da ne yapıyoruz? Büyük harfle başlatıyoruz arkadaşlar. Oğuz, Kırgız, Kazak, Türkmen bunlar hep büyük harfle başlayacak arkadaşlar haberiniz olsun. Peki biz bunlara CC eklerini getirerek bunlardan dil adları, lehçe adları türetiyoruz değil mi? O zaman Türk'ten Türkçe, Alman'dan Almanca, İngiliz'den İngilizce, Japon'dan Japonca, Rus'tan Rusça, Oğuz'dan Oğuzca, Kazak'tan Kazakça, Türkmence, Urduca, Latince neyse artık. Dil ve lehçe adlarını da özel addan türediği için zaten mecbur nasıl yazıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar? Büyük harfle başlatıyoruz tamam mı? Bu zaten genel özellik. Tabii şunu söyleyelim burada isterseniz arkadaşlar. Arada bir böyle kesme işaretinin kullanımını da verelim. Hani kesme işaretinde ayrı bir maddede göreceğiz bunları ama burada da bilelim lütfen. Diyor ki TDK, millet, boy, oymak adlarına, hayvanlara, işte saygı bildiren bu kelimelere, kişi adlarına, soyadlarına, devlet adlarına gelen ekler kesmeli ayrılır. Yani size sayın bakanım, sayın başkanın, boncukun, işte sütü bitmiş, Almanın diyeceksiniz, Türk'e diyeceksiniz mesela. Ne yapıyorsunuz? Bunları tabii ki kesme işaretiyle ayırıyorsunuz. Ama hangi ekleri kesmeyle ayırıyorsunuz? Çekim eklerini kesmeyle ayırıyorsunuz. Bunlara bir yapım eki gelirse, mesela Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Oğuzca ses olayı var ayrıca dikkat edin. Bunları ne yapmıyoruz arkadaşlar? Bu cac'leri kesmeli ayırmıyoruz. Bunları ayırmadığımız gibi özel ada diyor ki TDK. Özel ada bir yapım eki ardından çekim eki getirirsen bunları da kesmeli ayırmayacaksın diyor. Yani şuraya yazayım daha iyi görün lütfen. Türkçenin derken kesinlikle kesme işareti kullanmayacaksınız. Almanca ya derken kesme işareti kullanmayacaksınız diyor. Niye? Niyeymiş? Çünkü diyor ki Türk'ten Türkçe'yi türettin. Önce yapım eki geldi. Sonranın çekim eki geldi. Kesme kullanmana gerek yok diyor. Alman özel isim.
Cace yapım ekini getirdin. Ardından gelen şu ı'yı, yani çekim ekini kesmeyle ayırmayacaksın diyor. Kendi kuralı. Bu sadece cace için mi geçerli? Hayır. Herhangi bir yapım eki de olsa. Türklük, Türklüğün ayırmayacaksın. Öyle değil mi? Kesmeyle hiçbir şekilde ayrılmayacak. İleride bahsedeceğiz, merak etmeyin arkadaşlar. Devlet adları büyük harfle başlar. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, değil mi? Hani gerek yok fazlasına, kendi devletimizin adını bile bilsek yeter arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Kalbimizi koyuyoruz. Ek gelecek, kesmeyle ayıracağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, bak kesmeyi koyup eki ayırıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ne? Ne yapıyorum? Kesmeyi koyup geleneki kesmeli ayırıyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren, değil mi? Kelimeleri de nasıl yazıyoruz? Özel olduğu için din adları, mezhep adları, bunların mensupları büyük harfle başlıyoruz. Önemli yine arkadaşlar. Müslüman özel isim, Müslümanlık türetti. O da büyük harf. Hristiyan özel isim büyük harf, Hristiyanlık türettin o da büyük harf ve arada ı yok dikkat ederseniz arkadaşlar. Musevi, Musevilik özel isim, Budist, Budizm, Hanefi, Hanefilik, Şafi söylemedim bir anda, Şafilik ne yapıyoruz? Büyük harfle başlatıyoruz arkadaşlar. Katolik, Katoliklik derken de mezhepler, Ortodoks, Ortodoksluk falan derken hepsini büyük harfle başlatıyoruz. Din ve, şuraya da dikkat edin lütfen, buradan sınav sorusu geldi, haberiniz olsun. Yazım kurallarının başında da bahsetmiştim. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar, özel adlar büyük harfle başlar. Ne zaman? Teklik bildirdiğinde. Yani sen yaradan anlamında Tanrı'yı, Allah'ı kullanıyorsan büyük harfle başlatacaksın. Teklik bildirdiği için, özel ad olduğu için, ilah kelimesini, yaratıcı, yaradan anlamında kullanıyorsan büyük harfle başlatacaksın. Cebrail, büyük harfle başlatacaksın. Meleklerin adlarını büyük harfle başlatacaksın. Özel çünkü. Zeus, benim tanrım değil. Küçük yazacağım. Öyle bir şey yapmıyorsun. Tribe girme. O da elin gavuru ne yapmış zamanında inanmış diyeceksin ve büyük harfle yazacaksın. Zeus, Osiris, işte Kibele, Ra, değil mi? Ne yapıyoruz? Büyük harfle başlatıyoruz. Ancak unutmayın arkadaşlar, sınavda da gelmişti. Değil mi? Ben de hatta o soruyu yutup durdum diye size anlatmıştım. Çok da mutlu olmuştuk. Birebir tutmuştu çünkü. 2019'da bir sınav sorusunda geldi. Yunan tanrılarında T'yi nasıl yazacağız diye. Şimdi TDK diyor ki, Tanrı, Allah, ilah sözleri, dikkat, özel ad olarak kullanılmadığında, yani mecazi bir anlamda kullanıldığında, cins ad olarak kullanıldığında büyük harfle başlamaz. Yaradan, yaratıcı anlamına değil, artık cins isim, mecazi bir anlamda kullanıyorsun artık bunu diyor. O zaman büyük harfle başlamana gerek yok, küçük harfle başlayacaksın diyor. Eski Yunan tanrılarından, işte böyle geldi ifade, Tanrı'nın T'sini büyük yazdı ÖSYM'e, kesinlikle yanlıştı. Ben de hatta bir şey diyorum, hani hatırlayın, çubuk turşusunu düşünün, çubuğun Ç'si büyük, turşunun T'si nasıl küçük yazılıyorsa Yunan tanrılarının da çubuk turşusundan hiçbir farkı yok diyorduk. Onlarda da tanrı bir sürü, bizde de çubuk turşusu bir sürü, turşunun T'si cins olduğu için küçük yazıyoruz. Ama Yunan özel isim, milletin adı, büyük harfle başlayacaksınız mecburen. Burada genelliyorsunuz, bir sürü tanrıları var, yaradan anlamında değil, özel ad olarak kullanılmıyor, o yüzden küçük. Müzik dünyasının ilahıdır Elvis Presley, ilahı yani en zirvesi, değil mi, gibi görülüyor. O yüzden yaratıcı anlamında değil, küçük harfle yazıyorsunuz. Bakın, Tarık Buğra'nın bir metninden alıntı yapılmış. Amerika'da kaçakçılığın Allah'ları vardır diyor. Hani tövbe haşa, ne yapıyoruz burada? Burada kaçakçılığın pirleri var, hani ustaları var, en işin alasını yapanları var gibi mecazi bir anlama geliyor diyoruz. O yüzden de arkadaşlar Allah'ın A'sını küçük harfle yazıyoruz. Günah onların boynuna, tamam mı? Niyet önemli burada diyoruz. Arkadaşlar videoları çok uzatmayacağım. Sindire sindire anlayanlığa gidelim. O yüzden burada bir ara vereceğiz. Büyük harflerin kullanımına devam edeceğiz. Bir diğer videoda görüşelim, bir dinlenin gelin. Haydi bakalım.